milletvekili, sayın savcım, sayın il başkanlarım, sayın belediye başkanlarım, sevgili Cideliler. 26. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. Programı arz ederim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cide Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eşref Mutlu'nun konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekilimiz ve Parti Meclis Üyesi Sayın Hasan Baltacı'nın konuşması, Cide İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Sağlam'ın konuşması, Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları ekibi sunumu. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Festival programımıza katılan değerli misafirlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekilimiz ve Parti Meclis Üyesi Sayın Hasan Baltacı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Hikmet Erbilgin ve kıymetli eşi, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, İYİ Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Muzaffer Poyraz ve Muharrem Hasan Usta, Daday Belediye Başkanımız Sayın Hasan Fehmi Taş ve kıymetli eşi, Araç Belediye Başkanımız Sayın Satılmış Sarıkaya ve kıymetli eşi, Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır ve kıymetli eşi, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Konuşmasını yapmak üzere Cide Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eşref Mutlu'yu kürsüye davet ediyorum. Ses konusu.
Sayın Kaymakamım, Sayın Savcım, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Kadın Kolları Başkanımız, sevgili Cideliler, 26. Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali açılış programına hoş geldiniz. Şair, yazar, baba, abi, kardeş, öğretmen ve doğruları söylediği için mahkum olmuş bir aydın Rıfat Ilgaz. 7 Temmuz'da ülkemiz bir aydınını, okullar bir öğretmenini ve Cideliler, biz Cideliler bir abisini kaybetti. Yaşadığı zor zamanlara, geçirdiği hastalıklara rağmen hayatı boyunca aklından çıkarmadığı ve her alanda dile getirdiği iki olgu veya tema vardı. Biri ülkesi, diğeri Cide'ydi. Sanat anlayışının şekillenmesinde doğduğu, çocukluğunun geçtiği Cide'nin etkileri göz ardı edilemez. Sarı Yazma romanında dediği gibi, Cide, doğduğum eşsiz benzersiz memleket. Ne iyi etmişti anam beni bu cana yakın memlekette doğurmuş. Sözünü hiçbir zaman unutmayacağız. O kadar zorluklar görmesine, acılar çekmesine ve bunların akabinde hastalıklarla savaşmasına rağmen bu ülke halkı için ve Cide için yazmıştır hep. Yılmadan, küsmeden, çocuklar için, bizler için yazmıştır. Şiirleri, kitapları yasaklanmıştır. Ama o bıkmadan, usanmadan yazmıştır. Yerelde gördüklerini, hissettiklerini ve haksızlığı kitaplarına yazarak bunları evrensele taşımış, dünyanın dört bir köşesine aktarmıştır. Sonra da sınıfın şairiyim Mimli, Havaram sınıfının yazarıyım Ünlü diyerek kendisini tanıtmıştır. Edebiyatımızın temel taş, yapı taşlarından biri, edebiyatımızın temel yapı taşlarından birisi olan Rıfat Ilgaz, ülkemizin en çalkantılı döneminde mizah yükünü sırtlamış, tek suçumuz hür insanlar gibi konuşmak, kitaplar suç ortağımız diye söyleyerek içerisinde bulunduğu durumu izah etmiştir. Rıfat Ilgaz hocamız bugün kendini yazar veya şair diye tanıtan, ancak birinin müsaadesi olmadan eline kalem alamayan şahsiyetlere ülkenin en çetrefilli döneminde kötülük hüner ister, iyiler kıvıramaz, ince iştir bu diye yazarak cevabını çoktan vermiştir. Ya ezilenden yana olacaksın ya ezenden. Bu işin az şekerlisi çok şekerlisi olmaz demiş ve ezilenin, halkının, yoksulun yanında olmuştur. Tabi doğruların peşinde koştukça insana verdiği değeri, önemi birçok kez dile getirdikçe susturmak istediler ama susmadı. Ve parmaklığın ötesinde şiirinde dedi ki, insanları alabildiğince sevmeyi bırakmazlar yanına, böyle çekersin cezasını. Üç duvar, bir kapı arasında. Onlardan ayrı, böyle onlardan uzak. Can Yücel'in Ilgaz,
Sen Anadolu'nun yüce bir dansın. Eteklerinde kitaplar dediği Ahmet Arif'in sevgili Rıfat ağabey. Halkımın, yurdumun büyük acısı, büyük hüznü, sonsuz sevinci ve yıkılması imkansız onurusun. Büyük şair, büyük inanç adamı, büyük namus anıtı ve büyük ozansın. Sana ağabey diyebildiğim için mutluluk duyuyorum. Şunun şurasında bir ömrü halkımızın ve insanlığın mutluluğu için bir evine kahrolarak verdin gitti. Alnımız ak, yüreğimiz pırıl pırıl, merhaba sevgili ağabey dediği. Atilla İnan'ın tanımlamasıyla Fedailer mangasının içerisinde bulunan ve günümüzde birçok yazara, şaire ve adına ilham olmuş, yoluna ışık tutmuş olan değerli hocamız Rıfat Ilgaz'ın her yazılarında hep yazılarında olacağız. Her şeye rağmen üstadımızın gelecekten umudumuzu kesmedik, içimiz öylesine ferah demesini unutmayıp her ne engel olursa olsun geleceğimizi inşa edeceğiz, gençlerimizi yetiştireceğiz, küsmeyeceğiz, yılmayacağız. Dün hocamızın ve dönemindeki cesur kalemlerin aydınlık bir gelecek ve demokrasi adına vermiş oldukları emekleri hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm yaşantısıyla bize yol gösterici olan değerli büyüğümüzü, öğretmenimizi vefatının 28. yılında anıyoruz. Maalesef son yıllarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış Covid-19 salgınından dolayı geniş kapsamlı etkinlik yapamayacağız. Dileriz ki kısa süre içinde virüs biter ve ilerleyen süreçlerde daha güzel ve kapsamlı etkinliklerimizi gerçekleştirebiliriz. Başta Rıfat Ilgaz hocamız olmak üzere karanlıkları aydınlığa kavuşturmak için çabalayan tüm üstadlarımızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. Nevzat Karaman'ın Ben Ciddiyim şiiri. Virajlıdır yollarım, sarsılırsın gelirken. Kucak açmış kollarım, beni gör vakit varken. Ne Bodrum, ne Side'yim, ben şöhretsiz ilçeyim. Yeşil, mavi, iç içe, dağ kavuşmuş denize. Dermanım derdinize, beni gör vakit varken. Karadeniz'de ilçeyim, ben küçük bir Ciddiyim. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekilimiz ve Parti Meclis Üyesi Sayın Hasan Baltacı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, değerli il başkanım, kadın kollarımızın değerli genel başkanı, değerli ilçe başkanlarım, sevgili Cideliler, sevgili sarı yazmalılar, gençler, kadınlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 28 yıl önce bu ülkenin aydınlarına yapılan zulme kalbi dayanmamış, aramızdan ayrılmıştı sevgili hocamız. Ama şöyle bir not bırakmıştı. Demişti ki rahat günlerin işçisi olacaktık. Rahat günlerin şairi. Bir çift sözümüz vardı. Nar çiçeği gül dalı üstüne. Dudaklarımızda kaldı demişti. Şimdi değerli hocam, bir gayretimiz var. Bir emeğimiz var, bir mücadelemiz var.
Edirne'den Hakkari'ye, tüm bir Anadolu coğrafyasında hiçbir söz dudaklarımızda kalmasın diye, aynı türküyü söyleyelim diye, eşitliğin, adaletin, kardeşliğin, barışın türküsünü söyleyelim diye bir gayretimiz var hocam. Sen bizi görüyorsun, umarım sana layık oluruz. Rıfat Hoca sadece bir öğretmen değildi. Sadece bir yazar, bir şair değildi. Aynı zamanda bir aydındı. Bu ülkenin aydınlanması için kalemini sallamıştır. Bu ülkenin aydınlanması için mücadele etmiştir. O size baktığında her birinizde bir rahime kaptan görmüştü. Onun şiirlerinin, hikayelerinin, romanlarının kahramanları sizlerdiniz. Ama bir şey var ki aslında siz onun sınıfının hala öğrencilerisiniz. O öğrencilerinin arasında ayrım yapmazdı. O öğrencilerini ötekileştirmezdi. O öğrencilerini küçümsemez, her birini severdi. Bir tane ayrım yapardı. Onu da kendisi söylemişti. Ya ezenden yana olacaksın, ya ezilenden yana olacaksın demişti. Bunun az şekerlisi, çok şekerlisi olmaz demişti. Şimdi yaptığı yerden siz öğrencilerine bakıyor. Kim ödevlerini yapıyor? Kim bu dersi dinliyor? Kim hangi saflarda? Emin olun, biliyor ve görüyor. Size verdiği en önemli ödev şuydu. Sarı Yazmalı şiirinin sonunu şöyle bitirmişti. Değerli Cideliler, sevgili Sarı Yazmalılar, demişti ki kendi öz yazını kendin yazmalı demişti. Kendi öz yazınızı kendiniz yazmalısınız. Teşekkür ediyorum. Rıfat Ilgaz'ın Sarı Yazmalı şiirini okumak üzere Sayın Remziye Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Ya dert misin ya sevdalı, eşsiz kalmış keklik misin, uçamazsın, sekemezsin, alan almış, satan satmış, beşik kertmesi başın bağlı, başını alıp gidemezsin. Yavru kuşum, bu sendeki güzellik, başlık mıdır, harçlık mıdır babana, değerini biçen biçmiş, kız evlatsın, eğeceksin boynunu, şerbetini içen içmiş. Davul zurna gideceksin yabana. Gelin değil, yoz tarlada ırgatsın. Kadın değil, ana değil, kul, köle. Kargacaklım, aybasanlım, balyaslım. Babandan mı miras sana bu çile? Bir çile ki soydan soya. Bir acı ki anadan kıza. Yarın gider, gurbet ele bekle, dur. Kiminin künyesi Kore'den gelir. Kiminin mektubu Almanya'dan. Kuşun kanadında gelir, okunur. Bir gece yarısı çalınır kapın, alıp götürürler erkeğine. Kaçak mıdır, kaçak mı, bilemezsin. Yüreğine kızgın hançer sokulur, uyku girmez galan yaşlı gözüne. Gökte misin, yerde misin? Bekleyişin ezgi olur, açılır. Türkü olur, yaprak yaprak dökülür. Pencerelerde perde misin? Kara kışta limon fidesi gibi ısıtırsın yetimini koynunda. Boynu bükük büyütürsün yavrunu. Avucu kınalı, gözü sürmeli. Tabanı nasırlı, eli kazmalı. Kara toprak ellerinde un ufak. Ellerinde bir tek tohum. Dolu dolu, sarı sarı bir başak. Al paçalıklı, sırtı küfeli. Başı çifte çifte sarı yazmalı. Siler gibi alın terini çevreni. Bu kara yazıyı alnından silip kendi öz yazını kendin yazmalı. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Akay'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, değerli
Kastamonu'nun sesine ses katan, derdini dert edinen ve her daim çözüm önerilerini mecliste dile getiren Milletvekili Hasan Baltacı, Sayın Kaymakamım, değerli savcım, belediye başkanım, il başkanım, il kadın kolları başkanım, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyelerim, partimize her kademede hizmet etmiş olan değerli yol arkadaşlarım, sevgili sarı yazmalı kadınlar, gençler, sevgili Cideliler ve değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Ankara'dan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Sanat ve Kültür Festivali'nde bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur duyuyorum. Ankara'dan kalkıp bu güzel günü sizlerle paylaşmak üzere güzel ilçemiz Cide'ye geldim. Ve bir kez daha burada Rıfat Ilgaz'ın ne değerli bir edebi kimliği olduğunu, ne değerli bir düşün insanı olduğunu da sizlerle birlikte paylaşma imkanına sahip oldum. Evet, geleneklerimizi daha da derinleştirmek ve gelecek nesillere değerlerimizi anlatabilmek adına bu festivalleri gerçekten de yaşatmayı çok kıymetli buluyorum. Onun için bu organizasyon içinde belediye başkanımıza, ekibine, emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza ve değerli protokole de çok teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle her ne kadar istediğimiz kadar kalabalık olamasak da biliyoruz ki can canayız. Aslında hakikaten dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden bu pandemiden dolayı bu kadar bir arada olmayı bile çok özlemişiz, değil mi? Bir arada olmak ne güzel. Az önceki değerli konuşmacılar Rıfat Ilgaz'ın kimliğinden, edebi kişiliğinden, duruşundan bahsettiler. Tekrara düşmek istemiyorum. Ama ben de kendisini buradan bir kez daha saygıyla, minnetle, özlemle anmak istediğimi ifade etmek istiyorum. Hep Rıfat Ilgaz deyince ilk akla gelen Hababam sınıfıdır. Hepimizin yüzünde bir gülümseme, gülümsetirken de düşündüren o güzel kitabı vardır, o güzel eseri vardır. Ama aynı zamanda birçok eseriyle de edebiyatımıza imzasını atmış olan bir kimliktir. Karartma geceleriyle, Halime Kaptan'la aslında 100 temel eser kapsamında da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınmış olan eserleri vardır. Ve en önemlisi de tabii kişiliğiyle, duruşuyla ve bıraktığı düşünceleriyle, sözcükleriyle, cümleleriyle hepimizin zihninde çok değerli yer etmiş olan bir isimdir. Ben hazır bir araya gelmişken bu vesileyle Cide Belediye'mize özellikle çalışmalarını da gözlemlemiş birisi olarak teşekkür etmek isterim. Çünkü biliyorsunuz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 temel ilkeyi çok önceliyoruz. Birincisi diyoruz ki senden olan olmayan diye bir ayrımı bir yana bırak. Siyasi görüşün ne olursa olsun, yaşam tercihi ne olursa olsun, İnancı ne olursa olsun, herkesi ama herkesi kucakla, herkese eşit hizmet götür. Halkımıza soralım, belediye başkanımızdan bu açıdan memnun musunuz? Evet. Bu arada diğer belediye başkanlarımız da aramızda, az önce onları selamlamayı atladım. İkincil olarak diyoruz ki ayrımcılık yapmayalım ama pozitif ayrımcılık yapmamız gereken bir kesim var. Neresi? Yoksul mahalleler, engelliler, kadınlar, çocuklar. Dolayısıyla sadece ve sadece bu kesime yönelik olarak bir pozitif ayrımcılık yapalım. Çünkü bizim halkçı belediyecilik anlayışımız bunu gerektirir. Üçüncüsü diyoruz ki hesap verebilirlik, şeffaflık bizim olmazsa olmazımızdır. Bizler son yerel seçimlerde 31 Mart'ta ülkemizin belli il ve ilçelerine ve büyük şehirlerine baharı getirdiğimizde biliyorsunuz ki birçok ihaleyi şeffaf hale getirdik ve internetten de canlı olarak yayınladık. Hiç unutmuyorum, Ankara'da bir ihale gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir boru ihalesiydi
ve boru ihalesinin 363 bin izleyicisi olmuştu. Yani halkımız bu şeffaflığa, bu hesap verebilirliğe ne kadar önem veriyor, buna ne kadar hasret kalmış, bunun belki bir göstergesiydi. O açıdan da bunu çok önemsiyoruz. Evet, diyoruz ki pozitif ayrımcılık yapacağız. Yoksullara özellikle elimizi uzatacağız. Ama asla ve asla insan onuruna zarar vermeyeceğiz. Yani sol el, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Asla ve asla yoksulların, insanların onurunu zedelemeyeceğiz. Ve gene diyoruz ki liyakat çok önemli. Yani kişiler eğer bir göreve gelecekse gerçekten de o görevi gerçekleştirecek olan bilgiye, beceriye, donanıma sahip olmalılar. Ona göre o görevlerde yer almalılar. Ve olmazsa olmalısımız adalet. Hak, hukuk, adalet diyerek genel başkanımız biliyorsunuz Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü. Onun için adil bir yönetim anlayışı da gene bizim için vazgeçilmezlerden bir tanesi. Ve diyoruz ki herkese eşit davranacağız. Asla ve asla belirli bir mezhebe, belirli bir kesime, belirli bir aileye asla ve asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkesi bir ve beraber eşit bir şekilde yöneteceğiz. Belediye başkanımızdan bu açıdan da memnun musunuz? Sorarım size. Evet, bu alkışların üzerine zaten söyleyecek fazla söz kalmıyor. Bu güzel ve yeşil ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan bir kez daha çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Ve bu festivalde diliyorum ki bir sonraki yıl pandemiyi atlatmış şekilde daha kalabalık, daha coşkulu bir arada oluruz. Buradan tekrar bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Konuşmasını yapmak üzere Cide İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Sağlam'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekilimiz, sayın belediye başkanları, sayın cumhuriyet başsavcılarımız, başsavcım, değerli savcım, saygıdeğer konuklar, uzaktan yakından festivalimize iştirak eden değerli misafirler, çok sevgili hemşehrilerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. ...26.sı düzenlenen Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali hepimizin malum olduğu üzere yaklaşık 1,5 yıldır pandemi şartları nedeniyle festivalimizi de kısıtlı bir şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Festivaller ya da panayırlar bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Bu sayededir ki uzun yıllara dayanan geleneklerimizi yaşatırken günümüzde var olan değerlerimizi de ayağa kaldırmak ve onları daha ileriye götürmek ve bu festivalleri bir fırsat olarak görürüz bu şekilde. İlçemiz de bu anlamda gerçekten çok zengin değerlere sahiptir. Her şeyden önce Cide'miz bir tarafta yemyeşil ormanları, diğer yanda masmavi denizi, eşsiz güzellikteki Gideros Koyu, Loç Vadisi, Gömeren ve Efken Şelalesi, Malyas ve Aydos Kanyonu, Armutlu Çayırı, Dağlı Kuyulucu, Kılıçlı Mağarası ve daha nice doğal güzelliklere sahip, hakikaten Türkiye'nin cenneti ifadesini hak eden güzellikleri barındırmaktadır. Festivale adını veren Sarı Yazma ise aklımıza Cide'yi getirmektedir. Sarı Yazma, Cide'nin simgesi olmaktan da öteye geçmiştir. Ve tabii ki yine festivale adını veren Hababam sınıfı başta olmak üzere şiir, roman, öykü, mizah gibi edebiyatımızın birçok türünde klasikleşen eserleriyle sanat ve edebiyat dünyamızdaki yerini alan ilçemizin ve ülkemizin çok önemli değeri şair ve yazarımız Rıfat Ilgaz'ı da bu vesileyle ölümünün 28. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Yine bu vesileyle uzaktan ve yakından gelip festivale katılan, iştirak eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyor.
Salgının sona erdiği ve tekrar eski coşkusuyla kutlayacağımız nice festivaller diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları ekibini sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Thank you.
Evet, başkanım. Evet, başkanım. Biraz daha gelmesin.